Sözüm var'a devam ediyoruz. Gecenin bu saatinde ekonomi konuşuyoruz. Öyle sıkıcı sıkıcı da konuşmuyoruz. Gayet eğlenceli bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz ama maalesef sonuçları o kadar eğlenceli değil. Yani bizim konuşma üslubumuz öyle olabilir ama hepimizin 7'den 70'e zannediyorum canına değiyor, ailesine değiyor, günlük hayatına değiyor, sağlığına değiyor, eğitimine değiyor. Her konuda, hayatımız her alanında aslında ekonomik sonuçlar var. Murat, Merkez Bankası ile ilgili önemli bir şey söylüyordu, sonra devam edeceğiz IMF'miz. Yani Murat Bey'in bahsettiği o nokta 2001'de koyulan kurallar Türkiye için, IMF istediği değil de Türkiye'nin kendisi istediği için o koyduğu kurallar, yani düzenleyici kurullardan Merkez Bankası'nın bağımsızlığına kadar bunların tamamını kaybettiğimiz için de aslında biraz bugün yaşadığımız kaosu yaşıyoruz. Yani sizin Merkez Bankası başkanınızın bağımsız olmadığını bildiği andan itibaren insanlar siz devletlere swap anlaşmasından diğer sizin atacağınız politika adımlarına kadar her şeyde siyasi etkin olabileceğini düşünerek size yabancı sermayenin, sıcak paranın gelmesine ihtiyacınız olan paranın gelmesinin tamamında bir daha farklı bakmaya başlıyorlar. Borç vereceklerse bile yüksekten veriyorlar ki şu anda Türkiye çok fazla borç vermek isteyecek ülke de kalmadı. Ya da işte o sigorta primi dediğimiz CDS'lere bakıyorsunuz 500'ler seviyesinde dolaşmaya başlıyor ki dünyanın en kötü 4 tanesinden bir tanesi, aralarında Venezuela'nın falan filan da bulunduğu. Dolayısıyla bütün o, yani sizin yıktığınız her kurum aslında memleketi yıkıyor. Sizin yıktığınız her kurum aslında sizin hayatınızdaki daha fakirleşmenizi de bir şekilde bir noktaya doğru taşıyor. Dolayısıyla yıkıla yıkıla, hani kurum yıkılmıyor, biz yıkılıyoruz. Ailelerimiz, bunların kazançları, hayatlarımız yıkılıyor. Belki böyle bakmak lazım tabii diye düşünüyorum. Tabii, yani altın yükseldi, size ne? Çayı, ekmeği altınla mı, altın bozdurup mu alıyorsunuz? Değil mesela. Evet. Şimdi IMF, yani herkes dedi ki başından beri krizin, IMF'den başka çare yok. Geçen seneden beri, hatta yerel seçimlerden önce de bu konuşuluyordu. Türkiye bir IMF ile anlaşma imzalamak zorunda kalacak eğer gidişat böyle olursa derken IMF'ye borç verdik mi vermedik mi kavgası başladı. Eski Merkez Bankası Başkanı da açıklama yaptı bugün, Durmuş Yılmaz. İşte Babacan da yaptı bir açıklama. Ne diyorsunuz? Şimdi Murat 4 konu açtı, sen 2 konu açtın. Buradan sonra bana bırakıyorsun. Tamam, ben 2'ye kadar anlatıyorum yani. Harika. Öyle bir sahne hikaye. Sahne sizin. Şimdi IMF'den önce Murat'ın bir açtığı konuya söylemek istiyorum. Şimdi yurt dışından borç, CDS'ler şu anda 560-570 civarında. Öyle şeyleri bu CDS kadar teknik ne? Kadar anlatacağım. Söylemeyin, anlamayabilirler CDS, şeyleri. Credit default swap dediğimiz ben bile bir ülkenin batma riski. Hı-hı. Mesela ben 2 faiz veriyorum ama CDS'im atıyorum 6 ise benim faizim %8 oranına çıkıyor. 8 ile ben faiz veriyorum çünkü onun sadece 600 bas puanı kredi. Yani kredi notun senin. Şu anda işte bu CDS dediğin gibi batmaya ne kadar yakınsın onu gösteren bir gösterge kısaca. Bizden daha kötü durumda bir ülke var mesela. Güney Afrika Cumhuriyeti. CDS'i 320. Bizim Pakistan'la aynı CDS'imiz neredeyse. Ama Pakistan daha bundan 1,5 ay önce biz diyor 120 milyon dolar borcumuzu ödeyemiyoruz diye açıklama yaptı. Ve bu borcunu ödeyemeyen arkadaş Pakistan'la Türkiye'nin CDS'i kafa kafaya. Yani dünyadaki imajımıza bakar mısınız? Yani bu ülke batmış okey'e dönüyor. Hikaye bu dünyada. Yani bu yüzden Türkiye'ye para gelmiyor. Mesela bugünkü faizlere baktım ben. Eurobond faizleri Türkiye'nin %7'den başlıyor. Dolar bazında %7'den. Ya %7'den dolar. Sen faize bankaya veriyorsun. Stopajı düştükten sonra TL bazında %7 alıyorsun. Ama Türkiye %7 faiz ödüyor. Dünyada hiçbir ülke %7 dolar faizi ödeyerek ayakta kalamaz. Yani bu buraya kadarmış arkadaş. Kusura bakma, seni bu masada istemiyoruz demektir. Şimdi buradan IMF'ye geleceğim. Şimdi biz IMF'ye işin açıkça anlaşma yapsak gayet iyi olur. Ben IMF'nin adamı falan değilim. Ama IMF'de bazı sorunlar var. Şimdi IMF bizden borç istedi. Tamam, IMF bizden borç istemedi. IMF'nin 139 tane üye ülkesi var. Ve yani asil üye, sonraki bir de küçük üyeler var. Ve biz bunların yöneticilerinden biriyiz. IMF dolar cinsi kullanmaz. SDR diye bir para birimi kullanır. Bu SDR'ın içinde İngiliz sterlini, işte Japon yeni, ağırlıklı Amerikan doları, haliyle euro vardır. Şimdi Çin yuanını da biraz koymaya çalışıyorlar ki sepet olsun. IMF der ki, sevgili üyelerim, şimdi dünya krize giriyor ve dünyada bazı ülkelerin paraya ihtiyacı olabilir. Haliyle siz de benim ortağımsınız.
Siz bana böyle bir durumda ne kadar para verebilirsiniz? Güney Kıbrıs Yunan yani şey Güney Kıbrıs Cumhuriyeti çıkıyor diyor ki ben 600 milyon dolar veririm. Batık Yunanistan çıkıyor. Ben 1.2 milyar dolar veririm. Fransa çıktı 36 milyar dolar verir. İtalya o zaman kötüydü 32 milyar dolar verir. Türkiye sen ne verebilirsin? Ben de 5 milyar dolar verebilirim diye Türkiye laf attı. Yani Türkiye 5 milyar dolar borç istediği dediğinde Türkiye adını 5 milyar dolar olarak yazdırdı. Günü geldiğinde IMF diyecek ki sen bana bu kadar taahhüt etmiştin. Verebilecek durumdaysan ver. Ben sana faiziyle geri ödeyeceğim diyor. Şimdi öyle bir durum olmadı. IMF'de bizden hiç para almadı. IMF Yunanistan'dan da para almadı. Ve Fransa, İtalya, Amerika'dan da. Zaten artanı da Amerika tek başına tamamlıyor. Yani dedik diyor ki işte siz hepiniz aramızda para topluyoruz. Şey gideceğiz. Hesabı ödeyeceğiz. Pasta alacağız. Ama benim param yetişmezse sen ne kadar verirsin? Sende ne kadar var diyorum. Sen 20 lira Murat sende ne var? 30 var diyor. Bende de 50 lira var diyorum. Sonra gerekmiyor para ödemeye. 50 lira benden borç istedi diye hava atıyorsun. Hikaye bu. Yani IMF hiçbir zaman borç ne istesin IMF? Arkasında şey var. Amerika var. Ve Amerika en yüksek %15.6 oy oranı var. En yüksek oy oranı. Ama IMF'nin karar alabilmesi için %85 çoğunluğu tutturması gerekiyor. Şimdi Amerika'nın %15 o 0.6 var ya Amerika olmadan hiçbir karar alamıyor. Çünkü 15.6 ile hala 84.4'te kalıyor. Şimdi Amerika istemeden IMF hiçbir ülkeye yardım etmiyor. Şimdi şu anda benim bildiğim Türkiye IMF ile daha önce görüştü. Bu yıl ve geçen yıl. Görüştü ama IMF bu S-400'ler yüzünden Türkiye anlaşamadı. Niye? IMF %2-2.5'la sana faizle para veriyor. Sen şu anda yaklaşık %7.5'la faiz buluyorsun. Sen gidip de %2.5 faizi almayıp da 7.5 faizi sırf IMF ile anlaşmadık dememek için alıyorsan bu hakkaniyetli bir şey değil. Ülke yararına bir şey değil. Daha ağır konuşmak istemiyorum. Ama IMF zaten parayı tranşlar yani böyle bölüm bölüm veriyor. Mesela ilk diyor bir 5 milyar SDR veriyorum diyor. Hadi 5 milyar dolar diyelim kafa karışmasın SDR'a. 5 milyar dolar veriyorum diyor. Ama sen o Kanal İstanbul'u yapamazsın diyor. O ihaleyi iptal et diyor. Ben sana 3 milyar dolar daha veriyorum diyor. Emeklilerine bu yıl maaş yapmayacaksın, maaş zammı yapmayacaksın diyor. Çünkü öteki türlü üye ülkelerden toplamış ya paraları. Onları ödeyemez. O yüzden sen IMF'nin kurallarına uymak zorundasın. Öyle olunca ne oluyor? Ülkenin maliyesini Berat Albayrak'tan alıp IMF'ye devrediyorsun. Çünkü adam sana para vermiş. Haliyle adam para alacağı gibi denetliyor. Yani öyle saray kafeye göre dur ben şu Ahlat'ı da beğendim oraya kıyısına köşk yapayım. Gölgesinde de güneşlenim yapamıyorsun. Çünkü IMF sana izin vermiyor. Oraya köşk falan yapamazsın diyor. Diğer inşaatı yarıda bırak diyor. Önce sen şu reformları geçir diyor ondan sonra paranı. IMF ile böyle bir hikayemiz var bizim. Ama IMF'den para alırsak şu anda 2001 krizinde Türkiye'nin yaklaşık milli geliri 250 milyar dolardı. Ve IMF bize 25 milyar dolarlık SDR verdi. Bunu nakit vermiyor zaten IMF. Bunu diyor ki senin arkana ben bu parayı koyuyorum. Sen bu parayı ödeyemezsen garantisi benim diyor. IMF böyle çalışır. Önce senin paranı kullanır. Ama ilk defa tarihinde 19 anlaşma yaptık IMF ile. İlk defa o anlaşmada bize 10 milyar dolar nakit verdi. 2001'de çok sıkıştığımız için. Türkiye bunu sadece 2,5 milyar dolarını kullandı. Güzel. 250 milyar dolar milli gelire yaklaşık %10-25 milyar dolarla kurtardık. Şu anki milli gelirimiz 750 milyar dolar. En az 75 milyar dolar gerekiyor kurtarmamız için diye düşünebilirsiniz. 2 yıl önce bu doğruydu. Ama şimdi bakıyoruz. Kamu bankaları 10 milyar dolar. Merkez Bankası eksi 32 milyar dolarda. Türkiye'nin en az 150 milyar dolara ihtiyacı var. Bu parayı bulabilir mi? Bu parayı bulamaz. O zaman ne yapacak? İnsanları dövizden soğutacak. Yani faiz arttıracak. Kaçınılmaz. Şimdi faiz arttırdılar mı? Arttırdılar. Ne yaptılar? Şimdi 8.25 gözüküyor ya. O Cumhurbaşkanlığına giden fiyat. Ya banka ne kadar? Ya bankalar buna uyamama şansına sahipler mi? Uyumama. Çünkü bankalara telefon ettiğinizde ya bu faiz niye bu kadar? Şöyle diyorlar. Hiçbir şekilde bunu yükseltemeyiz. Cumhurbaşkanlığından talimat var. Bitti o iş. Şöyle ki mesela bugün Halkbank %12 verdi. Benim bir arkadaşım %12 mevduata verdi. Vakıfbank 11.75 verdi. Yani ben de bunlar onların yalancısıyım. Yani verdiği kadar. Hadi ortalama %11. Yani özel bankaya falan %11 veriyor. Kaç banka? %8-25 politika faizi. Politika faizi Merkez Bankası'nın bankalarla olan ilişkisi arasındaki faizdir.
bu vatandaşı ilgilendiren bir faiz değildir. Onu da zaten 9.75'e çektiler overnight'ta. Haftalık faizdir 8.25. Bankalara Merkez Bankası ucuz para verir ya da para alır. O ama faizleri burada tutacaksınlar. Artık onu da demiyor. Yani BDDK'dan arayıp şey yapmıyorlar. Ama mesela bugün bana bir mail geldi, ne kadar doğru bilmiyorum. Bankadan her 10 bin dolar çektiğin para için şeyde ne kadar da 10 binde 15. Kısaca 10 bin dolar çekersen 15 dolar ekstra senden para istiyorlar bankalar. Bu şey yapılmış. Bazı bankalar istiyor. Bildiğim kadarıyla Garanti bunu uygulamaya soktu. 100 bin dolar çeksen 150 dolar para istiyor. Kendi paranı çekiyorsun. Kendi paranı çekmek için 1000 lira da para veriyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü insanlar nakit parayı kolay kolay çekmesinler diye. Ama 20 bin dolardan sonraki paralar için. Bugün gelen kurala göre. Yani şu anda cep telefonunda da var. Bak Murat çekersen böyle. Ben milyon dolarlarım olduğu için. Abi ne yaptınız siz ya falan dedim ben. Sözcükler size böyle maaşlar mı veriyor? Burada aslında altınla ödüyor. Küçük bir parantez açıp herhalde aynı noktayı paylaşırız. Şimdi bence hiçbir ülke, Türkiye'ye dahil, IMF ile bir anlaşma yapmak çok mutlu etmez diye düşünüyorum. Yani ben meslekte 30 yıl oldu ve IMF'nin Türkiye temsilcilerinin Türkiye'ye gelmesi bir olay gibi olurdu. Türkiye'nin en yakışıklı adamı seçiliyordu IMF temsilciler falan. Şimdi popülist bir söylem olarak bunu dile getirmiyorum, yanlış anlamayın. Ama hiçbir ülke herhangi bir kuruma siyasi bir şekilde, ahlatı falan ayırıyorum bir yere, siyasi kurallarla muhtaç kalmayı istemez. İstememeli. Doğru. Ben de şunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin şu anda bu iktidarın sorgulanması gereken yer, sen bizi tekrardan IMF veya benzer kuruluşlara niye muhtaç hale getirdin? Yani IMF'den kurtulmuş olmak bir dönem. Çünkü o borçları ülkeler ödemedi. Siz ben ödedik. Vergilerimizle, hayatımızdan vererek, paramız kaybedilerek. Dolayısıyla benim burada sorguladığım nokta şu. Niçin sen Türkiye'yi tekrardan IMF'den borç alacak veya benzer bir kuruluştan duruma getirdin? Cevap veriyorum. Çünkü vergilerimiz senin tahmin ettiğin yere gitmedi. Evet, tabii. Vergilerimiz başka yere tabii gitti. De, o borçlar durdu orada. Tabii ki de. Zaten problem burada belki de hani sorgulamamız gereken... Yani muhalefet, şunu mu diyorsun? Muhalefetin söylemi neden IMF ile anlaşmıyorsun değil, sen biz nasıl olduğunda tekrardan IMF'ye mecbur hale getirdin yani, olmalı. Yani sebeplerden bir tanesi. Çünkü şu, evet şunu çok kabul ediyorum. Siz çok daha dünyadaki faiz oranlarına falan filan hakimsiniz. Dünyadan değil de IMF'den borç alırsınız. 6,5-7 ile değil de 2-2,5 da alırsınız. Ama onu alırken de işte tekrardan o Kotonelliler buraya gelirken o havalar, o size müdahaleler falan filan evet gelir. Ve o zaman da şunun kimse ayrımında olamaz. Sizin demin söylediğiniz gibi ya saray yapmışın değil de başka türlü siyah, mesela Türkiye'de tütün piyasasının nasıl tırnak içinde çökertildiği noktasına bakarsak biraz IMF'ye bakabiliriz. Yani tamam, tütün, güzel. Tütün nasıl bitti noktasına. Ama sen bu hale nasıl düştün İşte peki? O sorun o. Sen bu hale nasıl düştün, peki, niye düştün? Madem düştün, tamam artık geriye bakmanın bir anlamı yok. Şimdi artık bu durumdasın. Parayı nereden bulacaksın? Nasıl çevireceksin? Yani sana dünyada kim borç verecek? Kimse vermiyor. Evet. Yani sen dediğin gibi... Türkiye artık neden içeriden kendi vatandaşından borçlanıyor? Çünkü dışarıdan para bulamıyor. Bundan 5 ay sonra bulabilecek mi? Bulamayacak. Çünkü işin açıkçası, dürüst olalım. Şimdi ben yıllarca yabancı kurumlarda çalıştım. İşte Amerika'da çalıştım, Hollanda'da kurumlarda çalıştım falan. Orada arkadaşlarım var ve bunlar Türkiye masasında çalışıyor. Evet. Şimdi diyorlar ki bana, Murat diyorlar, trade ediyor bunlar. Yani bütün ülkelerle trade ediyorlar. Türkiye'yi önümüzden attık diyorlar. Bu aynen şu demektir. Şimdi borsada... bazı kağıtlara bakarsın, işte Garanti, İşbank, ilgilendiğin kağıtlar, ama borsada 350-400, hadi bilemedin dandikleri de kat, 600 kağıt var. Ve sen 600 kağıda aynı anda bakamayacağına göre ilgilendiğin 15 kağıdı önünü açarsın. İşte o 15 kağıt arasında Türkiye yok. Türkiye ile ilgilenmiyorlar. Niye? Türkiye çünkü zamanında kuralları değiştirmiş. Bu ne demek? Türkiye'ye sıcak para gelmez demek. Şimdi Türkiye ekonomisi kendi başına büyüyebilen bir ekonomi değil. Türkiye ekonomisinin büyümesi için, ki büyümesi gerekiyor. Çünkü büyümeden senin vergi gelirlerin de düşüyor. Bütçen paramparça. Bu ay bütçe açıklandı. Bu yılki hedef 139 milyar lira açık vermesiydi. 140 milyar liraya Temmuz ayında geldik Allah'ımıza bir şükür. Yani üstüne üstlük 400 milyar lira piyasaya para sürüldü. Pandemiden 400 milyar lira. İnsanların kredi borcu eski paralarla beraber, kalanlarla beraber 600 milyar lira arttı. Şimdi 600 milyar lira para ödenmeyecek.
Bunu kimse kimseye şey yapmasın. O kredilerin çoğu batacak. Şimdi aslında hükümet şöyle bir akıllık yaptı. Mesela biz inşaat sektörüne nasıl kredi verirsin dedik ya. Aslında inşaat sektörüne kredi vermesi gerekiyordu ev almaları için. Ama şöyle de bir hata yaptı. İkinci eve niye kredi veriyorsun arkadaşım? Yani sen bu kadar mı ekonomiden uzaksın? Yani sayfayı bu kadar mı okumadın? İkinci el araba, ikinci el evin ekonomiye hiçbir faydası yoktur. O yapılmıştır, bitmiştir. İkinci evde mesela ben Şirin'in evini satın alıyorum. Ne yapıyorum? Şirin al sana 100 bin lira bana evini ver diyorum, veriyor. Peki ne yapıyor o parayı ondan sonra? Gidiyor o parayı da dolar alıyor. E ne oluyor? Benim aldığım kredi hop oradan dolara veya altına dönüyor. Ama ben sen sıfır müteahhitsen senden ev alınca sen gidip onunla kredi borcunu ödüyorsun. İnşaat sektörünün o kadar çok batık kredisi var ki eğer ev alırsam ben sen haliyle gidip o parayla kredi borcunu ödeyeceğin için bankaların üzerindeki yükü az arttırsın. Çünkü birinci el ev alıyorsun. İkinci el eve sen niye kredi verirsin? Yani otomobile kredi vermeye ihtiyacın yok. Bana hadi ülkeyi büyütmek için verdin. Tatil kredisi niye veriyorsun? Tatil kredisi verdikten sonra bak pandemi sahillere indi diyorsun. Ya tatil kredisi senin olmayan bir parayı şimdiden harcayıp önümüzdeki 4 yıl boyunca unutamayacağın bir tatil yaşamak demektir bu. Yani düşünsene şimdi sen tatil kredisi alıyorsun. 2023 yılının Kasım ayında unutulmaz bir kredi tatil yaşamışsın. Çünkü hala kredisini ödüyorsun. Unutulmaz bir kredi de yaşadık. Ulan ne tatil yaşadık be diyorsun. Çünkü hala parasını ödüyorsun. 4. yıl olmuş ya. Arkadaş 4 yıllık tatil kredisi verilir mi 48 aylık? Verdiler. Yani ekonomiyi canlandır tamam şey ama yani kusura bakma bazen batanlar da batacak mı piyasada? Yani herkesi aynı anda kurtaramazsın. Zaten hiçbirini de kurtaramadılar. Ve şimdi ne oldu? Batmak yasak diye batamıyorlar. Şimdi normal şartlarda insanların işten çıkması yasak. Vay arkadaş ne güzel diyorsun. O insanlar işten çıksa şu anda aldığı ücretin 2 katını işsizlik fonundan alacak. Ama devlet çıkarmayıp şöyle bir zekilik yapıyor. Onun yarı fiyatına işsizlik fonuna dokunma. Çünkü işsizlik fonunda da para yok. Onu da para basıp ödüyorlar. Ya onu para bas, bunu para bas. Ya para basma da öyle pis bir şeydir ki. Yani bir basmaya başladım onu durdurak bilmez. Yani Merkez Bankası şey diyor ya. Biz şu anda likidite imkanlarını kısıyoruz. Şimdi likidite imkanlarını kısınca ne düşünürsün? Piyasada TL olmayacak. İnsanlar TL olmayınca TL'ye ulaşmak için elindeki dolarları bozduracak. Bırak o iş. Yani onlar o kadar küçük şeyler ki sen faiz arttıracaksın. O faizi işin artık yani geçen sefer de öyle faiz arttıracaksın, faiz arttıracaksın dedim arttırmadı adamlar. Sonra bir baktık 600 puan, 400 puan arka arka %24'e kadar çıktılar. Her geç kaldığın gün arttırman gereken faiz artıyor ama sen ikna edemiyorsun birisini. Çünkü adam demiş ki 8.25 faiz olacak demiş haliyle sen gidip bunun cesaretini toplayıp ya biz faiz arttırdık ama sana söyleyemedik diyemiyorsun. E şu anda mevduat faizleri %11-12'lerde. Olması gereken bu. Daha da fazla çıkacak. 14-15'lere çıkacak. Yani tabii ki psikolog değiliz ama size sorayım. Nedir bu inadın nedeni? Ya faiz zaten kendisi. Ha yani neden bir cumhurbaşkanı ekonomist değildir ve ülkenin gidişatını bu kadar kötü görürken bir kere bence seçmenlerine doğruyu söylememek. Niye ekonomist değil diyorsun ki? Ben bir ekonomistim dedim. Yani öyle dedi evet. Hadi. Yani kariyer ekonomisti değil diyelim ya da kariyer diplomatı olunmadı gibi. Ama ekonomist sen yalan diyorsun. Yani, şimdi mesela seçmenlerine diyorsun ki IMF'ye borç verdik falan. Yani bir koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın böyle çarpıtan laflar söylememesi de iyi değil. Ekonomist diyoruz ama ekonomide pek yanlış kararlar alıyor en azından diyelim. Neden sence bunun ısrarı? Nasıl okuması? Ya seyircilerin anlaması için soruyorum. Seyirciler biliyor mu? Nereye varılmak isteniyor? Geçen yıl kaç fırın satıldığını biliyorlar mı? Ya beyaz eşya bayi toplantısı gibi oluyor ekonomist toplantıları. Hani bayi toplantılarında arkadaşlar hedefiniz şuydu şu kadar fırın sattık. Yani artık ekonomiye o kadar değinemiyorlar ki beyaz eşya satışlarına geldiler. Yani yakında şarküteri satışlarına kadar gider bu iş. Yani yapılacak bir şey yok çünkü ortadaki tablo açıklanabilecek bir tablo değil. Sen verileri saklayıp işte Merkez Bankası bağımsız değil. Merkez Bankası'nın bağımsız olması neden önemli? Çünkü Merkez Bankası kendi kafasına göre faizleri indirir, ona göre dolara müdahale eder. Doların en büyük mesele antikoru faizdir. Faizi arttırırsan kazanç artacağı için dolar düşer. Ama sen faizi arttırmasına izin vermiyorsun. Aynı zamanda hem kuru hem faizi baskılamaya çalışıyorsun. İmkansız ikili. Tasarruf açığın var. İmkansız üçlü. Senin sırf tasarruf açığının yanında bir de yüksek borcun var, imkansız dörtlü. Yani bu
şey gibi sayısal lotoyu tutturmak gibi. Hayır, bu saatten sonra kurtaramazsın. Acaba mantık şöyle mi? Aynı bu Akit'in yazı işleri müdürünün dediği gibi. Ya benim vatandaşım, benim seçmenim zaten doları da yok bankada. Zaten faizde almak gibi bekleyeceği bir birikimi yok. Dolayısıyla böyle git böyle falan bir mantık mı kuruluyor acaba? Patates. 28 kromozom. Muhtemelen bir patates mantığı kuruluyor tabii. Yani ben ona şey sonuçta daha karmaşık çünkü bir yapı insandan. Ama şimdi Murat'ın dediği diğer bir konuya geliyoruz. Tamam. Hiçbirimiz dolar almayalım. Güzel. Ama dediği gibi yap, işlet, devret denen ucubeler dünyada bu sistemi en çok uygulayan ülke Türkiye. Buna İngiltere başladı. Hastaneleri İngiltere kurdu. Bu işi İngiltere bize ithal etti. Biz bu işi o kadar beğendik ki İngiltere'yi fersah fersah açtık. Niye? Yap işte devrette sen hastane kurunca borçlusun. Ama bütçede o borç olarak gözükmüyor. O yılki ödenek olarak gözüküyor. Halbuki 25 milyar, 25 yıl, 30 yıl boyunca ödeyeceksin. Şimdi şöyle bir hikaye var. Geleceklerini de teminat altına aldılar. Niye? 25 yıllık hikaye. 25 yıl boyunca hastaneye ödeyeceksin. Bu hastanelerin tahkimi Londra'da. Bir tanesinin İsviçre'de, 18 tanesinin burada anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Bu hastanelerin yapım maliyeti 11,5 milyar dolara yaptılar bunu. Yani en azından o kadara fatura ettiler. O kadara yaptılar mı bilmiyorum ama fatura maliyeti bu. Ama Türkiye'nin 25 yılda ödeyeceği işletmeyle beraber, kirayla beraber ödeyeceği para 95 milyar dolar. 11 milyar dolara yapıyorsun. Dünyada faizler %1'de. Türkiye 95 milyar dolar ödüyor. Soruyorsun böyle bir şey var mı diye. Bu bir ticari sırdır diyor. Cevap vermiyor. Ama biz bunu nereden öğreniyoruz? İngiltere'de tahkime başvurursan, İngiltere tahkimi internete böyle ayna gibi koyuyor. Bizim dava dosyamız budur. Türkiye'ye şey olmuşuzdur. Çünkü onlarda ticari sır yok. İngiltere buna taraf olmuştur. Bundan sonra hastanelerle ilgili herhangi bir anlaşmazlık İngiltere mahkemelerinde çözülecektir diyor. İsterse Kılıçdaroğlu'nun oğlu gelsin 20 yıl sonra, bunu olmaz. Bu paralar ödenecek. Çünkü Türkiye imza atmış. Hani Osmanlı'dan kalan borçları bile ödedik diyoruz ya. AKP'den kalan borçları bile ödedik şekline gelecek olay. Ödenecek paralar değil. Mesela hastaneleri oradan biliyoruz. Aynı şekilde Murat'ın dediği gibi köprüler. Yani Osman Gazi Köprüsü, yeni yapılan Çanakkale Köprüsü. Ya bunlar kaç yıl boyunca ödenecek? Ne kadar ödenecek, tahkimli, anlaşmanın içinde ne var bilmiyoruz. İstanbul Havalimanı. Ya İstanbul Havalimanı'nda 4 kere sözleşme değişti, ihale aynı kişilerde kaldı. Şimdi sözleşme değişirse ihale boşa çıkması lazım. Niye? Çünkü alanı gittikçe büyüttüler. 4000 hektar daha ekliyoruz, 5000 ne yapacaklar oralara? Oteller oralara yapılacak. Otellerin gelirleri haliyle konsorsiyumda kalacak. Ama öyle ters bir zamana geldiler ki alan da kar edemeyecek o işi. Şimdi satma derdindeler. Niye satma derdindeler? Nakite dönemiyorlar. Oraya çok büyük para yatırmışlar. Yani İstanbul Havalimanı kar edecek mi? Evet, 20 yıl dayanabilirse ne edecek? Ama yandaş firmalar bile artık 20 yıl dayanabilecek şekilde değiller. Ve hala bu havada gidip Kanal İstanbul yapacağım diye bir hayal kuruluyor. Yapamazsın o kanalı. O kanala dünyada hiçbir konsorsiyum para vermez. Ve sen o kanalı tamam buldun, yapmaya çalıştığın anda dolar 8 lira olur. Çünkü yabancı raporlar diyorum ya, Goldman Sachs 7.75 olarak önermiş, onu 8.75'e revize eder. Ertesi gün notlarımız düşmeye başlar. Mesela bir şirket, atıyorum iki şirket birleşsin, bir şirket boyunu aşan borç alsın. Hemen borsada şey yapar, satış yemeye başlar. Kredi derecelendirme kuruluşu o şirketin şey yapar, der ki bu uzun yıllar kar edemeyecek çünkü bu şirket satın aldı. Bunda beklemenin anlamı yok. Türkiye'de aynı öyle. Türkiye Kanal İstanbul'a başladığı anda Türkiye'nin batışı başlamıştır. Çünkü öyle 15 milyar, 20 milyar dolarlık bir proje değil o. O çok ciddi bir proje. Ama aynı zamanda da Türkiye'deki barışı da etkileyebilecek bir olumsuz proje. Yani bir sürü ben orada insan, ben sadece parasına giriyorum. Anladım. İşin parasındayım. Ama bir sürü insan bir taraftan suyu gidecek. Zaten İstanbul Havalimanı'nda o mahvettiniz o arkadaki doğayı. Kuzey ormanları orada gitti. Şimdi bu yeni yerde, yapılacak yerde ortaya çıkacak şeylerle Ekrem İmamoğlu tane tane anlatıyor. Diyor ki bakın, İki tane baraj gidecek. İstanbul'un suları gidecek. İstanbul'un doğası kirlenecek. Şimdi tabii ki de para kısmı önemli ama bir taraftan da bizim hayatımız, geleceğimiz, nefesimiz, oksijenimiz, suyumuz gidecek. Ve buna rağmen ısrar ediyorlar ve bence oradan da hakikaten bir kaos çıkabilir. Sözel veya başka türlü bu çok 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 riskli bir şey. Dolayısıyla İstanbul, Kanal İstanbul aynı zamanda hani o çılgın proje olarak
nitelendirilen konu çok bence bizi huzursuz, daha da huzursuz edecek. Aynı zamanda dedi yani 8.73'e çıkarken onun arkasında bu İstanbul'da yaşanacak olan doğayla ilgili, suyla ilgili bir sürü konu da bence mevzu bahis diye düşünüyorum. Ve o yüzden de İmamoğlu'nun bu adım adım uyarması noktası çok önemli. Yine sizin gazetede Çiğdem Toker bütün bu kamu özel ortaklığını inci gibi işleyip insanlara anlatıyor. Yani o tahkimleri, diğer konuları, bu açılan mesela 1.8 lira ilk anlaşma yapıldığı zaman İstanbul İzmir Otobanı 1.8 lira 1 dolar. Bugün 7.3 lira. Sonra yani, 11 milyar dolara yaptık. Yani 10 milyar, ki 6 milyar dolar yapılacak diyordu, hatırlarsınız. Evet. İlk anlaşma yapıldığı zaman 6 milyar dolar. Dolayısıyla bütün bu ortaya çıkılan bu ekonomik çöküşün de siyasi parametreleri de var. İktidarın kendiyle ilgili, gelecekle ilgili attığı adımların bir taraftan da hem Türkiye'yi hem kendilerini de kaos yüklediği bir noktası da var. Bence bu da önemli bir şey. Şimdi sonuna doğru geliyoruz. Şöyle bir soru sorayım. Birincisi şu, hemen kısa kısa. Hani böyle Amerikalılar parayı verecekler, Kanal İstanbul'u onlar istiyor. Yok Katarlılar parasını ödediler, o olacak. Bütün bunlara inanıyor musunuz? Ya Amerikalılar parasını verecekse Ruslar sanıyorum buna karşı çıkacaktır. Bize Rusya daha yakın olduğu için. Ya bunlara inanmıyorum. Yani Katar niye orada gidip de 15 milyar dolar gömsün? Bir. İkincisi, Katar'ın bütün paraları İngiltere'de. Katar öyle kendi kendine imzası, yetkisi olan bir arkadaş değil. İngiltere izin verirse ancak Katar para verebilir. Yani bize mesela Katar'la swap yaptık. Niye dolarla yapmadık? Niye Katar para birimini kullandık? Çünkü bütün paraları dolar bazında olanların hepsi İngiltere'de. İngiltere vermezse Katar kuruş veremez. Katar ülke değil, Katar bir kukla. Bunu bilmiyor muyuz? Ben mi söyledim ilk bilmiyorum ama. Yani yok hayır. Yani Amerika'nın en büyük askeri üssü Katar'da. Arabistan'daki, Suudi Arabistan'da da değil, Katar'da en büyük askeri üssü. Tabii. Yani gidip de Katar nüfusuna yakın askeri üssünde asker besliyor adamlar. Dolayısıyla yani, Katar kurtarıyor. Bizde bir şey değil ki. Değil. Son olarak şunu belki de sorarak kapatalım. Yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. İnsanların kabusu şimdi, olacağız. İnsanların kabusu olacağız ama insanların gerçekten kabusu var. Herkesin sorduğu şu, Eylül ayında yani artık yavaş yavaş tatil havasından çıkılıp tekrardan normal hayata dönemiyoruz. Çünkü pandemi var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Normalimiz değişti ama yine de hani yavaş yavaş ne olacak? Yani çok büyük bir dipsiz kuyuya doğru mu yuvarlanıyoruz? Reklam arasına gitmeden önce sorduğum soruyu çok insan soruyor. Bankadaki paralar meselesi, devlet maaş ödeyemeyecek duruma mı geliyor? Herkes bankasındaki parasının bloke olabileceğinden korkuyor. Bunlar yersiz korkular mıdır? Ve bu anlamda da muhalefete ne söylemek istersiniz? Yani nereden, hangi damardan ilerlemeli sizce? Yani şöyle, bunlar yersiz korkularmış. Bir kere maaşlarda kesinti olmaz. Niye? Darphane sende. Bas, öde. Türk lirasında sıkıntı olmaz. İstediğin kadar basar ödersin ama burada sorun nerede çıkar? O ödenilen parayla ne satın alabilirsin? Çünkü paranın değeri düşer. Bugün Venezuela kilo kilo parayla gidiyorsun, şu kadarcık peynir alabiliyorsun. Yani para basmanın bir sonu yok, sınırı yok. Maaşını ver ama paranın değeri nereye kadar düşer? Diğer açıdan ben düne kadar, yani düne kadar değil yani son 3-4 ayda hiçbir sıkıntı görmüyordum. Çünkü Türkiye'de çok ciddi dolar var insanlar. Ama bu dolarların nasıl kullanıldığı çok şeffaf değil. Ve Murat'ın dediği gibi çok ciddi anlamda dolarla borçlanıyor ülke. Bu tehlikelere gebe. Bugün için tehlike var mı? Yok. Yani bankada herhangi bir paranı el koyarlar mı? Kesinlikle koyamazlar. Yani öyle bir şeylere de ihtiyacı yok şu anda. Ama yani bu iş böyle giderse sermaye kontrolü gelebilir. Yunanistan'a sermaye kontrolü geldi. Ne olabilir? Ne demek yani sermaye kontrolü? Günde 10 bin dolardan fazla para çekemezsin demek. Hı hı. Yani 20 bin dolar. Bu biraz daha sıkılaşır. Günde 7500 dolardan fazla para çekemezsin. Mesela Yunanistan'da 240 euroya kadar indi bu iş. Günde 200 euro. Lübnan'da 20 dolar. Buna Arjantin'de de benzeri var. Yani sermaye kontrolleri gelebilir. Paran oradadır ama parana ulaşman kolay değildir. Yani bunlar yavaş yavaş gelebilir ama kimsenin parasına kolay kolay el koymazlar. Şu anda sermaye kontrolü zaten var. Mesela sen bugün gidip 105 bin dolar alıyorsun, 100 bin doların üstü. Bu parayı sana hemen bugün vermiyorlar. Yarın gel al diyorlar. Bu aslında her türlü kısıtlamanın adı sermaye kontrolüdür. Yurt dışında mesela senin paranı alıp satamıyorlar. Bu da bir sermaye kontrolüdür. Ama sermaye kontrolleri sıkılaştıkça, ki sıkılaşmaya başlıyor yavaş yavaş, haliyle bu iş oralara kadar yürür. Şu anda yürür mü? Yani şu anda yürümüyor ama yürüyebilir mi? Tabii ki yürüyebilir. Yani niye yürümesin? Yani ekonomi iyi olmadığı
bir sır değil ki. Tabii. Ama tabii herhalde bu noktada da Türkiye yine bu tip krizlerden çıkış için biraz evvel de işte Tezkan'da bir kere de konuştuk. Hep bir kahraman bekler yani. Bir lider gelecek, bir kahraman gelecek. Çekip çıkartacak bizi buralarda. Herhalde hepimizin biraz daha fazla ortak akılla, daha çok konuşarak, o demin sizin söylediğiniz medya özgürlüğü olmadığı için daha az konuşulan, daha az laf üretilen, daha az kişinin ağzından çıkan cümlelerle yönetilen bir Türkiye var ya, onu aşarsak herhalde, daha çok tartışırsak, daha çok dinlersek birbirimizi, o da aslında ya hukukla beraber bize bir yol açacak, biliyor musunuz? Şöyle ufak bir kurtuluş olabilir. Şimdi yani ben yurt dışında konuşuyorum dedim. Şimdi adamlar da, yurt dışı yatırımcılar da, yani Türkiye'den çok sistem ve evet, kişi antipatisi var. Çünkü sistemi bir kişi yönetiyor ve o kişi öngörülemez kararlar alıyor. Sorun orada. Eğer sistem ve kişi değişirse Türkiye'ye çok hızlı para gelebilir. Çünkü şirketlerimiz inanılmaz ucuz durumda. Bankalarımız inanılmaz ucuz durumda. Ve Türkiye yatırım için aç. Çok yüksek potansiyeli var. Türkiye'ye yabancı para akarsa hızla rahatlar. Ama bunun için tek çare mevcut iktidarın değişmesi. Yani adamlar çünkü şey sevmiyor, bir antipati duyuyorlar. Ben nasıl Trump'a antipati duyuyorum, ben nasıl Sisi'ye antipati duyuyorum, onlar da Türkiye'ye antipati duyuyorlar. Ve bu yüzden Türkiye'ye sıcak para sokmadıkları gibi öngöremedikleri için yatırım da yapmıyorlar. Yerli yatırımcı da son bana TOG'dan başka bir tane yerli yatırım gösterin, o TOG'da mecburen yaptı. Kâr edemeyecek bir fabrikayı 22 milyar liraya araba fabrikası kuracağına inanıyorlar. Şaka gibi. 22-3 milyar dolara sen araba fabrikası kuracaksın, dünyada iddialı olacak. Toyota'nın yıllık sırf Ar-Ge için sokağa attığı para 10 milyar dolar. Sen 3 milyar dolara fabrika kurup bir de bunu satacaksın. Ya kimi kandırıyorsun arkadaş? Yani bu keşke bu kadar kolay olsa. Ama işte maalesef matematikte hala 2 artı 2 4 ediyor. Yani sorun orada. Tabii bu arada iş dünyasında biz zaman zaman dönüp dolaşıp burada hep alt, yani vurguluyoruz. Çünkü her şey muhalefetten, gazetecilerden, sivil toplum örgütlerinden ve de en fazla da kadın örgütlenmelerinden bekleniyor. Çünkü bir tek sokağa çıkan bu sıralar kadın örgütleri evet, var. Çok güzel dayanıyorsunuz. Evet, yani ısrarla ve her şeye rağmen kadın örgütlenmeleri Türkiye'de direnişini devam ettirdiği için sivil toplumdan azıcık bahsedebiliyoruz. Onun dışında ortada sivil toplum diye bir şey kalmadı. Bütün bu ekonomik gelişmelerden iş dünyasının yani nasıl bir tavır almayı düşünüyorlar? Yani ne yapmayı düşünüyorlar? Ne siyasi konuda bir şey duyuyoruz, ne yolsuzluklar konusunda bir şey duyuyoruz, ne demokratikleşme, ne barolar konusunda bile doğru dürüst bir açıklama yapmadılar. İş dünyasının yatacak yeri yok. O kadar kötüler. Yani ben mesela sabah kalkarım, işte çeşitli televizyon kanallarını yaparım. Sonra Bloomberg'ü sabitlerim ekrana. Çünkü devamlı orada bir değişik olur, haber gelir falan filan. Şimdi ekonomi olduğu için. Yani Bloomberg'e iş dünyasından işte çeşitli firmaların müdürleri çıkıyor. Cumhurbaşkanına teşekkür ederek başlıyorlar. Cumhurbaşkanına teşekkür ederek bitiriyorlar. Yaptığı için, her şey için teşekkür ediyorlar ama batıyorlar. Arkadaş yani bu kadar omurgasız olur musun ya? Ha bir tane Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmeden başlayalım herhalde dövüyorlar. Yani senin işin kötü, batmışsın. Otelini açmamışsın ama teşekkür ediyorsun yaptığın için. Sana faydası ne? Yok. Yani yalakalığında bir sınırı var yani. Sen öyleysen, memnunsan oh diyorsun içinden. Ulan herhalde batsın herif diyorsun. Madem mutlu hala, mutlu mutlu batsın. Yani teşekkür etmeden batmayan yok arkadaş. Yani ben bu kadar yalaka, omurgasız bir iş dünyası görmedim hayatımda ya. Sen paranı kazanamıyorsun, neyine teşekkür ediyorsun? Kaldı ki bir çoğu Allah'tan reklam almıyorum. Bak ben reklam alsam kimse vermez. Hayır. Ama hayır, bir de işin enteresanı da çok büyük bir kısmı sermayesini ya da neyse şirketin yurt dışına çıkarmak zorunda kaldı. İş adamları, iş kadınları kimler? Yani açın özel hesap. Bir bağlantıyı seyredin, teşekkür etmeyen birisi varsa beni arayın. Ya herkes teşekkür ediyor arkadaş. Neyine teşekkür ediyorsun? Bu ülke 18 yılda bu hale geldi. Belki sizin görmediğiniz bir şey vardır. Biz kaçırıyoruzdur. Ben bahsetmiyorum. Kulağım orada. Ekrana bakıyorum o sırada. Yani teşekkür ederim herkese. Evet yani bir an önce çok güzel bir şey söylediniz. Osmanlı'nın borçlarını ödeye ödeye derken hep derdik ya, AK Parti'nin borçlarını ödemekle belki de zaman geçecekti. Gerçekten aslında ben en çok bu dönem genç olanlara üzülüyorum. Çünkü bir ülkenin gençlerinin geleceği gitti
diyebiliriz. Yani umarım gitmemiştir. Çabuk toparlarlar ama çocuklarımızın, torunlarımızın, bütün gelecek jenerasyonu, yani şaka değil. Evet, eğlenmek güzel, yemek içmek güzel, işte Instagram'da konulan fotoğraflar, her şey çok güzel ama yani değil mi? Çok 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 önemli bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla kimsenin aslında Bekir Bey'in ve de söylediği gibi programın açılışında işte yerim orası mıydı, burası mıydı, bana sağdan mı baktılar, yok bana teşekkür az mı ettiler demeye şansı yok. İktidarın karşısında muhakkak bir muhalefetin bir argümanla çıkması, bir paketle çıkması, bir söylemle çıkması gerekiyor. Bunu da altını çizmiş olalım. Son cümlelerinizi alalım. Berat Albayrak'ın yanındayım. Son cümlemi söyleyeyim. Kendisine saygılarımı sunuyorum. Bu şekilde değişmesi gerekir demiştiniz ya, erken seçimle gidecekler. Ama o erken seçim yani, haydi Mart'tan sonra olsun. Öyle olacak. Neden? Ama hani... Şimdi kazanma ihtimalleri hala var. Bir erken seçim herhalde olacak ve biz bunları konuşurken sen demin kadın hareketi dedin diye de son cümle belki siz de Joe Biden'a bahsettiniz diye söyleyeyim. Kamala Harris ilk siyah kadın başkan yardımcısı olarak Joe Biden bir 10 dakikayla onu açıkladı. Yani bir ülkede yani kadınların değiştirme gücü, potansiyeli ki Joe Biden'ın yaşı ve duruşu itibariyle çok biliyorsun bir taraftan eleştiriliyor. Çok iddialı bir hanımefendiyi aday gösterdi ve herhalde oradaki o değiştirme, dönüşüme potansiyelleri en üstte bile yaşanabilecekken Türkiye'de kadınların alana çıktığı zaman haklarıyla ilgili nasıl bir şiddetle karşı karşıya kaldı? Evde şiddet, alanda şiddet, hayatta şiddetle karşı karşıya kaldı ama ona rağmen dönüştürme ve değiştirme potansiyellerini ve isteklerini ve taleplerinden vazgeçmekte bir ülkeye de karşı karşıyayız. Ondan dolayı da şanslıyız Türkiye'de. Nüfusun yarısı kadın ya. Yani bir zahmet bir güçleri olsun. Geldik mi HDP'nin eş başkanlık sistemine, herkes kızıp duruyordu. HDP eleştirilebilir sonsuza kadar belki pek çok politikası nedeniyle ama siyasi partilerde kadın varlığını arttırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama bu arada ben bütün o eleştirilere rağmen CHP kurultayında bu sefer kadınların çok daha özellikle genç kadınların mesela PM listesine, parti meclisi listesine aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bazı kadın siyasetçilerin çok önemli olduklarını ve geleceğin siyasetçileri olduğuna inanıyorum. Yine bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterinin Selin Sayıkböke olmuş olması da çok önemli. Tabii sadece vitrinde değil, bu isimler için söylemiyorum ama genelde yönetimlerde de yer almaları gerekiyor. Son cümlenizi sizden alayım. Biraz önce söylediniz ama ben o zaman Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum. Bu saatlere kadar kaldığınız ve bize iş dünyasının ama ekonominin nabzını tuttuğunuz, verdiğiniz için. Sayın seyirciler, sözüm varı burada noktalıyoruz. Bu akşamlık bu kadar ama burada bırakmıyoruz. Yarın akşam tekrar birlikte olacağız. Saat 21'de karşınızda olacağım. Bu sefer Levent Gültekin'le birlikte ve Emin Çapay'la yarın sözüm var da Türkiye'nin ve dünyanın gündemini yorumlayacağız. Ama daha çok da tabii Türkiye'nin ve sizlerin gündemini. İzlediğiniz, seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi geceler efendim.